Ya bu kola içiyorlar ya, ben çıldırıyorum ya. Ya ben de çıldırıyorum bu şerefsizler. Biliyorsun bu kola istismarlı. Bunları içilmemesi gerekiyor. Var ya bu kola içen ne kadar adam varsa hepsini döveceksin. Patır patır var ya. Fark ettiysen kola içenlerin çoğu ya etek takıyor. Ya işte küpe takıyor. Yok bir şey oluyor falan. O konuda ben de hemfikirim. Bu öyle küpe takanlar var ya lan, erkek adam küpe mi takar? Erkek adam küpe mi takar? Bugün küpe takan yarın etek takar. Herhalde. Yani. Zaten böyle etek takan ve şort giyenler de böyle döveceksin ha böyle. Var ya yılbaşında, yılbaşında kola partileri falan böyle. Yılbaşı mı? Yılbaşı mı dedin sen? Ne? Kola mı içiyor lan o? Ne yapıyorsun sen? Kola içiyorum. Sen kimin semtinde kola içiyorsun lan? Nerede içiyorsun? Bilmiyor musun hiç sen lan onu? He? Round 1. Fight. Sen kolunun nasıl yapıldığını bilmiyor musun lan şerefsiz? Şimdi gösterelim de öğrensin nasıl yapıldığını. Selamünaleyküm hocam. Hocam merhaba, arkadaşımızı bilgilendirelim. Dinle lan, dinle. Yine mi bahsediyor? Yok hocam, bu sefer kola. Hocamız 3,5 senedir Remola fabrikasında çalıştı. Bütün bilgileri bilir oradaki. Bu değil. İşte, kolanın gerçek maddeleri bunlar. Bir miktar domuz pisliği. Bir miktar fare boku, birazcık böcek kanı, bir miktar da İsrail kolası. Hala içmek istediğinize emin misiniz? Hayır. Hayır, köpürdü. Hayatta içmem.